Herkese selamlar. Evet, bunu kaldırayım. Ayakkabıları çıkarmıştım az önce. Evet, çocukların ayakkabılarını koyuyorum. Can burada oynuyor. Ben bugün camiye gittim. Semih, Selin'le ve Can'la, Can'ı babayla birlikte babaannedelerdi. Ve biz camiye gittik. Arabada dönerken çocuklar o kadar yoruldu ki hepsi uyudular. Bakın, yastıkları çıkardım, kenara koydum. Hepsi uyuyorlar. Üstlerini örttüm. Ben de böyle giyinmiştim. Uzun elbisemi giyindim. Ay, çorba taşıyor Allah'ım. Çorbayı ben hazır çorba yaptım. Şimdi 10 dakika kaynatacağım. 10 dakika kaynayacaksın. Biz de Can'la yukarı çıkacağız. Bütün yatakların nevresimlerini çıkaracağım. Ve nevresimleri çıkarıp makineye atmak istiyorum. Can, nerede senin blok kislerin? Nerede? Kaldıralım mı oğlum? Gel. Niye? Kaldıralım. Sonra oynayalım tekrar. Şimdi yukarı çıkalım. Ne koy buraya? Gel. Bak, burada sarı var. Yok mu? Nerede? Aa, süper. O hangi renk? Beyaz. Hadi koy buraya beyazı. Can, koy buraya. Araba. Evet, koy. Koy. Kutusuna koy oğlum. Başına nasıl gidiyor? Ben şimdi bu kartların içinde kutular vardı. Şu şekil. Kutular var. Bunları aldı Can. Şunun. Neyse, alsın. Ben şimdi yukarı çıkacağım. Çorbamız taştı, pişti artık. Şey lazım. Böyle üstünü örteyim. 10 dakikalık kaynatacağım. Saatimi kurayım ben. Clock. 10 dakika tamamdır. Başlasın. 10 dakika sonra gelip tekrar indireceğim. Burada eşyalar var. Evi süpürmem lazım. Ya av. Ne yaptın sen? Av mı oldu? Ya. Ya av olur. Orası av oğlum. Ya av çiçek. Çiçek av. Neyse, buradan uğraşmayın. Çocuklar oynuyor. Ama camiden verdiği dergiler var. Böyle dergileri daha incelemedim. Çocuklar için verdiler. Camide de birkaç şeyler daha öğrendiler ama onları sonra gösteririm. Ya, yeah, hıtso. Jenny boy. Hadi gel yukarı çıkalım, gel. Evet, patateslerimi suya koydum. Soğan, sarımsak, biber az vardı. Biberim çok yoktu. Onun için bu kadar koydum. Sosumu hazırladım. Burada salça, karabiber, kırmızı biber, bir de kekik var. Şimdi de sudan çıkaracağım tavuklarımı. Patatesle birlikte fırına koyacağım şimdi. Brüksel lahanaları temizledim. Şimdi de kaynayan suya koyacağım kaynaması için. Böyle kaynayı dursun. Ben de şimdi pilav yapacağım. Çocuklara yemek koydum ben. Yemeklerini istiyorum ama ben gerçekten yoruldum. Biraz koltuğa oturacağım. Dinleneceğim. Sonra bir kahve içeceğim. Kayanan kızlar
Mağazaya gittiler. Bak. Ya sevdin mi? Hadi bakalım. Ne oldu? Böyle işte bir hafta sonu daha geçiyor. Pazartesi de çocuklar şeye gidecekler, sınıflarını tanımak için, alışmak için bir yarım gün sınıflarına tanışacaklar. Yarın başlıyor Semih ve Selin. Onlar bugün bayağı uyudular saat 3'ten. 3.30 muydu? 3.30'dan 6'ya kadar kesin uyudular yani. 3 saat uyudular. Demek ki bayağı yorulmuşlar. Yemekten yedikten sonra bir oyun oynarız ailecek. Ondan sonra da uyurlar çocuklar. Onun için şimdilik İnşallah uyur diye umut ediyorum. Ben de şimdi dinleniyorum, bir kahve içeceğim. Sonra ben yemek yapmadan önce bir acıktım, çorba içtim. Ondan sonra da yemeğin pişmesini beklemedim. Dayanamadım çünkü ekmek arası bir şeyler yapıp yedim. Şimdi de doygunum, hiç aç değilim. Onun için az sonra bir kahve yapıp içeceğim. Canım kahve içmek istiyor. Son zamanlarda böyle canım çok kahve içmek istiyor. İşte böyle çocukların yaş günü de yakınlaşıyor bakalım. Evde yapılacak çok işler var. Çocuklar bu koltukları, örtüleri vardı, çıkardım, rengi güzel durmuyor diye ama gerçekten bir temizlenmesi gerekiyor. Perdenin bir tarafı yapılı, öbür tarafında yanlış şey aldım. Onu da tekrar yarın işim olmazsa bu hafta vereceğim. Başka küçüklerini bulmam gerekiyor. Bakalım şimdilik çocuklar böyle okula da başlayacaklar. Benim daha çok boş zamanım, işlerimi halletmeye zamanım olacak. Hadi bakalım. Herkese günaydın. Biz bu sabah çok büyük bir fırtına oldu Hollanda'da. Herkesin içi televizyonlarda söylediler ki herkes içeride kalsın diye. Ve bizim o önümüzdeki ev uçtu resmen. Uçtu, havaya gitti. Sabah çocuklar okula başlayacaktı. O kadar kötü yağmur yağıyordu. Kız kardeşim çok sağ olsun yanım arabayla bizi bıraktı. Ama çocuklar ilk defa ilkokula öğrenmek amacıyla okula gideceklerdi yarım gün ama öğretmen aradı ki, direktör aradı. Bugün öğretmen hastaymış, başka bir öğretmen varmış. Onun için bugün gelmeseler iyi olur çünkü kendi öğretmenleri gelirse o zaman gitsinler diye. Biz de ne yapalım dedik, hava yağmurlu, arabadan da çıkmak istemedim, eve gitmek istemedim. Üç çocuklar. Çocuklar evde sıkılacak yani, biliyorum. Ben de iş görmek isteyeceğim. En iyisi zaten bunlar çocukların okula başlayacağına az kaldı. Onun için kaliteli zaman, biraz eğlenelim, biraz beraber zaman geçirelim çocuklarla. İkiye gidiyoruz, kahvaltı yapacağız, orada biraz dolaşırız. Çocuklarla birlikte çok sevindiler Ikea'ya gideceğimiz için. Can'la birlikte Semih ve Selin. Şu an yoldayız, Ikea'ya doğru gidiyoruz. Yoldayız, kahvaltıya geldik. Çocuklar kahvaltı yapacak. Böyle soğan, Selin. Açayım mı anne, sana ekmeği yapsın mı? Hadi bakalım anne, ekmeğinizi yapsın. Orada ya. Allah, kameraya çekiyorum. Çiz yapacağım fotoğraf yapmak için. Bir, iki. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi de dondurma yemeye gidiyoruz.
hediye taktı. Hadi. Can nereye gidiyoruz şimdi? Noch mehr. Oh, leckere Snickers. Wow. Die ist leuk. Wow. Oh, nee, 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 nee. Oh, die ist echt eng, Sammy. Biz şimdi dondurma yemeye geldik. Dondurma yiyoruz. Kocaman dondurma geldi. Makineden çıktı dondurma ama bayağı da büyük dondurma çıktı. Can'ınki de küçük dondurma aldık. Can'a yeter bu değil mi Can? Bu sana yeter değil mi oğlum? Yok, sana da kocaman dondurma değil mi Selin? Ya, kocaman dondurma yiyoruz çocuklarla. No, evet, hemen küçük yapalım. Sen de mi küçük yapıyorsun? Aferin. Ben ilk yapayım çıkıdan. Evet, Selin Türkçe anlatayım mı? Ya. Mama de ben falan. Ne oldu annem? Burada. Gel öpü çıkarım. Biz anneanneye geldim, şimdi çay içip dükkana gideceğim. Ceylim, Selim ve Semih babaanneye gittiler. Biz de çay içiyoruz. Ceylin de arkada oynuyor. Evcilik yapmış. Buraya bir şey evcilik yokmuşlar. Yapmış. Onun için çocuklardım. Ya. Ya. Bakma baksana bir şey dökmüşler. Evet. Al mı oldu? Al, saç var burada. İyi diyor. Can iyi mi? İyi değil oğlum. Oh. Oh, orası ıslanmış şey yazılmıyor. Kitap böyle. Buraya yaz istersen. Ne yazıyorsun? Baba. Annem. Baba iyi etti. Kaniç. Tamam. Canlı biraz yapsın Ceylin, hepsini. Ha, orada da oluyor. Yeşil. Yeşil. Sarı. Sarı. Ben alışveriş yaptım. Can'la birlikte gitmiştik. Şimdi Can ve çocuklar, babaanne bugün yiyorlar. Ben de alışverişimi yerleştirmeden önce sizlere göstereceğim. Bu mağazadan, yakın olan mağazadan aldım alışverişleri. Yarın da markete gideceğim çocuklar okula gittiklerinde. Türk marketinde orada etlerimi, tavuklarımı alacağım. Ve nohut, fasulye, onları alacağım haftalık. Hemen göstereyim. Çok şey almadım. Sadece lazım olanları aldım. Meyvemiz
2 günde ya da 3 günde bir meyve alıyorum. Elma, muz, armut. Çamaşır makinesi için yumuşatıcı siyah renklere bunu aldım. Ve renklilere bu şeyleri aldım. Bunları hiçbir şey gerekmiyor. Sadece bunu koyup içine yeterli oluyor. Beyaz renkli çamaşırları. Bu bulaşık makinesinin tuzu. Bu da bulaşık makinesinin tabletleri. Ara olarak bir tane waffle, Reiswaffle aldım. Bilir misiniz? Bu da onun Bitecook. Bu da aynısı ama çikolatalı. Onlar da hoşuna gidiyorlar. Bu da Ceylin'in haftada bir kere paketi Can açmıştı. Ben de şimdi 3 tane kalmış. 3'ünü götürmüş. Okula götürmek için kurabiye. Yağ, margarin, sürme peyniri. Bu da başka peynir. Kolyaj peyniri. Bu da değişik peynir. 3 çeşitli peynirim. Brokoli, sebze çok almadım bugün. Onu da yarın almak istiyorum. Süt, tam yağlı süt. 3 tane buzdolapta kalıyor bunlar, buzluktan. Cracker, arada bir yumurta üstüne koyuyoruz, peynir falan. Güzel oluyor. Ha, bir de bu botları aldım. Bu botlarda tam olarak parasını söyleyeyim. 9 euro. Evet, hayır, 13 liradan 13 liradan 4,5'a düştüler. Onun için bir mat büyüğünü aldım. Bu 30 aldım çocuklara, kışın seneye giyerler. Bunu da Ceylin'e 31 aldım. Can'a da 25 aldım. 25 ya pardon 24 almışım. Onu da seneye giyer. Bir tane, iki tane de atlet 2,5 ama 2 lira 3 liraya düşmüştü. İki tanesini aldım. Bu kadardı aldım alış veriş. Ve ben şimdi de çay içeceğim. Bütün gün hiç evde oturmadım bugün. Aslında doğru söylemek gerekirse ben vlogları çok böyle artık çekemiyorum galiba ve günlük hayatımı sizlere karma karışık benim günlük hayatım aslında. Böyle sabit bir şeyim yok. Yani her şey böyle karma karışık. Kafama ne gelirse onu yapıyorum. Çocuklara yemek olsun öyle. Hiç planlı yapmıyorum. Ve bunu değiştirmek istiyorum inşallah. Şimdi kameraya bir bakayım. Değiştirmek istiyorum çünkü çocuklarla hiç rahat olmuyor. Nedense çocuklarla evde oturmaktan artık sıkıldım. Bütün kış evdeyiz. Çocuklar hastalandı. Evde aslında yapılacak çamaşırlar konulacak hepsi var ama ben yapmak istemedim. Evde oturmak istemedim çocuklarla. Çıktım, Ikea'ya gittik. Orada çocuklar saat 12'ye kadar galiba kaldık. Sonra geldim eve. Çocuk Can uyudu arabada. Zaten onu annemgile bıraktım. Ondan sonra Semih ve Selin'in okul kaydı için konuşmaya gittik okulda. Bu öğretmen Semih'inkini geçen hafta yapmıştık ya da 2 hafta önce yapmıştık. Şu an bugün de Selin'inkini yaptık. Daha çok böyle sorular sordular. Nasıl